Steam'de oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz hikayeli oyunlar şimdi bu videoda. Hadi gelin. Herkese selamlar, ben Tolga ve yeni bir videodan hepinize hoş geldiniz. Aslında bu kaydı daha önce atacaktım fakat bazı kayıtsal problemler yaşadığım için ben de kaydı birazcık geç atmak zorunda kaldım. Bu arada video için kameranın yerini değiştirdim, ortalığı birazcık topladım da ve güzel gözüküyor. Yani yandaki ventilatör gözükmüyor, orada Begüm'ün sandalyesi gözükmüyor. Güzel oldu bu arada. Belki yayınların bazılarını bu kamera açısıyla yaparız, bilmiyorum. Yorumlarınıza yazın yani böyle yapalım diye. Kahveleriniz, çaylarınız hazırsa sizlerle beraber Steam'deki güzel, ücretsiz birkaç tane oyuna bakalım. Ben bu oyunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler de beğenir, yorum atar ve favoriniz olan ücretsiz oyunu aşağıya yorumlara bırakırsınız. Benim kaçırdığım oyunlar mutlaka vardır. Ben birazcık eleyerek ilerledim. Sizler de aşağıya bırakırsanız çok sevinirim. Umarım Steam'de oynayabileceğiniz bu ücretsiz oyunları beğenirsiniz. İlk oyunumuz Outcore Desktop Adventure isimli oyun. Bu oyun aslında nasıl bedava dediğim oyunlardan bir tanesi. Çünkü çok güzel bir hikayesi var. Hikayede Lumi isimli bir karakterimiz var. Bu karakter yaşadığı yerden kopup yeryüzüne, dünyaya çıkmayı istiyor. Yaşadığı yer bir damla gibi düşünebilirsiniz. Çok rutin işleri var. Babasıyla beraber yaşıyor. Önce kardeşi terk ediyor. Ardından o amacını kaybetmiş gibi hissediyor ve gitmek istiyor. İçerisinde bir sürü mini oyun var. Bir sürü mini oyun olmasının dışında çok da tatlı bir hikayesi var. Yani hem platform oyunu oynuyorsunuz, hem boss savaşı yapıyorsunuz, hem kodlarla bir şeyler yapıyorsunuz ve ayrıca oyun sizin bilgisayardaki dosyalarınıza erişerek bilgisayarla bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Bayağı eğlenceli bir oyun. Ben kesinlikle tavsiye ederim. Benim daha önce oynamadığım, inceleyip görüp beğendiğim oyunlardan bir tanesi oldu. Yakın zamanda oynadım, bitirdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. İçinde anime kızı da var. Ek olarak yani. İkinci sırada Aperture Desk Job var. Valve'ın Steam'deki için çıkarttığı bir demo aslında bu oyun. Demo diyorum çünkü oyun yarım saat gibi bir şey sürüyor. Portal evreninde geçiyor ama bir Portal'ın devamı değil. Yani Portal 3 asla değil. Beklentilerinizi biraz daha düşük tutabilirsiniz. Mizahı yine kuvvetli. Oynanış mekanikleri çok kuvvetli ve eğlenceli. Yani yarım saat 40 dakika için denenmesi gereken bir ücretsiz oyun. Mutlaka bakın. Üçüncü sıramızda The Awesome Adventures of Captain Spirit var. Life is Strange'in yapımcılarının oyunlarından bir tanesi. Yine Life is Strange'de alışık olduğumuz düzene, yani ben diyaloglarla ilgili bir fikrimi belirtiyorum. Sonra bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz şeklinde ilerleyen interaktif oyunlardan bir tanesi kendisi. Life is Strange'de alışık olduğunuz tüm düzen bu oyunda da var ayrıca. Yani yine kararlarımızla oyunu şekillendirmeye çalışıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Life is Strange'deki bir karakterini de burada tanımaya başlıyoruz. Ben bu oyunu oynamadım henüz, onu söyleyebilirim. Ama oldukça merak ettiğim ve listemde olan oyunlardan bir tanesi. Bir çocuğun hayal dünyasında yolculuğa çıkmak istiyorsanız Captain Spirit tam size göre bir oyun. Hem de bir iki saat falan sürüyor. Rusty Lake ve Cube Escape serisini biliyorsanız Cube Escape Paradox tam sizlik bir oyun. Kendisi bir bölümden oluşan bir bulmaca oyunu. Bunun ikinci, üçüncü bölümlerini satın almanız gerekiyor sonrasında. Ön oyun gibi bir şey, demo gibi bir şey diyebiliriz ama tam da demo değil. Oyunda bir dedektifimiz var ve bir karanlık odada hapsoluyor. Oradan kurtulmaya çalışıyoruz. Tabii bulduğumuz notlar, bulduğumuz bulmacaların hepsinin farklı farklı anlamları ve farklı farklı psikolojik çıkarımları var. Oldukça detaylı bulmaca oyunlarından bir tanesi Cube Escape Paradox. Mutlaka bakın. Rusty Lake kısa filmini ve oyunlarını da mutlaka oynayın. Deepest Sword. Boyumuzdan büyük bir kılıcımız var ve bu boyumuzdan büyük kılıcımızla platformları geçerek oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Benim birkaç deneme yapıp bitiremediğim oyunlardan bir tanesi. Gerçekten kılıç boyumuzdan büyük ve her zaman istediğiniz gibi kontrol edemiyorsunuz. Oldukça eğlenceli bu arada. Amacınız ejderhanın burnuna gelmek gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ben oynayalı bayağı oldu. Ya çok eğlenceli bir oyun. Yarım saatiniz varsa mobil oyun gibi takılmak istiyorsanız mutlaka Deepest Sword'a bakın. Ejderha tam doğru olmayabilir bak, ondan emin değilim. Oynamayan kaldı mı bilmiyorum ama bedava oyunlardan bahsederken Doki Doki'den bahsetmemek olmaz. Beni visual novel türüne alıştıran ve bu türdeki diğer oyunlara da bakmamı sağlayan oyundur kendisi. Oldukça ilginç bir yapısı var, çok ilginç bir hikayesi var. Hikayesi sürekli çözülüyor, sürekli çözülüyor ve beklemediğiniz noktalara ulaşıyor. Hatta bazı yerlerde sizin bilgisayardaki bilgilerinizi de kullanıyor yani. Tam olarak öyle bir oyun. Dosyalarla oynayıp bir şeyler yapabiliyorsunuz, hikayede bir şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Bazen de hikayeye kapılıp gidiyorsunuz ama visual novel'ı sevmiyorsanız bile Doki Doki'ye bir şans verin derim. Benim Steam'de gördüğüm en iyi visual novel oyunlardan bir tanesi. Hem de neredeyse hiçbir oynanış mekaniği olmadan. Fallout dizisi ve Fallout oyunlarını oynayınca aklıma hep Vault'larda yaşasaydık ne olurdu? Bunları anlatan bir oyun olsa keşke diye fikirler geliyordu. Fallout Shelter bunun birazcık uygulamaya geçmiş hali. Ama Vault biziz. Yani bir Vault'umuz var. Onu yerleştiriyoruz. Oraya insanlar geliyor. Onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sonra onlar bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Üretiyoruz vesaire vesaire. Yani bir şehir yapma oyunu gibi. Mobilde de var bu arada. Yani mobilden oynayabilirsiniz. Bilgisayardan oynayabilirsiniz. Ama bu oyunu da almak istedim. Bilgisayardan oldukça uzun saatler oynayabilirsiniz. Tabii ki
bekleme süreleri, bir şeyleri yapma süresi, inşaat süresi, enerji süresi, seyahat süresi gibi şeyleri var. Mobilden kaynaklı. Ama Fallout Shelter'a da mutlaka şans verin. Eğlenceli Fallout oyunlarından bir tanesi, onu söyleyebilirim. Helltaker şeytan kızlardan harem kurduğumuz hem de platform bulmaca bölümlerini geçip son boss'a kadar gitmeye çalıştığımız ilginç bir oyun. Keşke devamı gelse, keşke hikayenin devamını görsek dediğim oyunlardan bir tanesi. Şeytan kızlardan harem kurmak çok ilginç bir konsept gibi geliyor ama oynaması çok eğlenceli oyunlardan bir tanesi. Ki bence hikayesi de oldukça eğlenceli ve şeyi fark ettim ben. Bedava visual novel'lar çok daha eğlenceli oluyorlar. Ve oynayamadığım oyunlardan bir tanesi The Murder of Sonic the Hedgehog. Yani Sonic'in cinayetini anlatıyor. Sonic öldürülüyor. Biz de Sonic'in öldürüldüğünü buluyoruz. Diğer Sonic karakterleriyle beraber, şimdi isimlerini asla hatırlayamadığım karakterlerle beraber. Sonic nasıl öldürüldü? Nasıl burada bu Sonic'in ölüsü çıktı? Bu hızlı şeyi nasıl kestiniz? Gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışıyoruz. Visual Novel oyunu. Çok fazla Visual Novel var bedava. Neyse, onlardan bir tanesi benim de ilgimi çeken ve listemde olan, lan ben bu oyunu oynayacağım dediğim oyunlardan, hatta bu sene oynar bitiririm diye düşünüyorum. Murder of Sonic the Hedgehog'a siz de bakmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıya bırakın. Bu oyunları oynadınız mı, oynamadınız mı? Oynadıklarınız hangisi, beğendikleriniz hangisi? Benim listeye koymadığım ama sizin çok beğendiğiniz bedava oyunlar var mı? Onları bir koyun mutlaka. Onları da bir konuşalım. Sheepy'e Short Adventure, çizimleri, atmosferi, oynanışı, bölüm tasarımı, hissettirdikleriyle benim son zamanlarda oynadığım en iyi platform oyunu. Bu oyun nasıl ücretsiz asla bir fikrim yok. Ve bu video hep aynı yerde donuyor. Ciddi olarak Sheepy'e Short Adventures'a mutlaka şans verin. Gerçekten asla pişman olmayacağınız oyunlardan bir tanesi. Yani şu listede benim gözü kapalı tavsiye edeceğim birinci oyun, onu söyleyebilirim. Mist Messages birazcık böyle insan ilişkilerine dair oyunlardan bir tanesi ama insan ilişkilerini, sevgiyi, özlemi birazcık daha yeni kaybetme ve tekrar bulma üzerinden anlatıyor. Yani şu anki saniyemiz, şu anki anımız çok değerli. Bunu değerlendirin mesajını biraz göze vurarak veren oyunlardan bir tanesi. Ben oynamadım, izledim. Oynayıp da deneyimlemeyi de bekliyorum. Yani bazı oyunları izlemek ve oynamak arasında fark var. Mist Messages'da da bunun olacağına inanıyorum. Siz de Mist Messages'a mutlaka bakın. Eğer beğenirseniz veya beğenmezseniz de yorumlarınızı aşağıya yazın. Ve birazcık daha Türk oyunlarına gelelim. Kapanan Stratera Games'in bedava oyunlarından Miyav Express. Bir robot süpürgenin içerisinde bir kedimiz var. Taksiciyiz ya da otobüs şoförüyüz. Duraklardan diğer kedileri alarak onları sağ salim yastığa ulaştırmaya çalışıyoruz. Eğlenceli kafa dağıtmalık oyunlardan bir tanesi. Stratera Games'i de ve yerli oyunları da bu sayede anmış olalım. Miyav Express de oldukça sevdiğim oyunlardan. Arada böyle girip bir iki tur atıp tekrar kapatıp geri dönüyorum. Çünkü çok da becerikli değilim. Ama siz mutlaka bir şans verin. Zaten bedava oyun. Ne olabilir ki yani? En fazla silersiniz geri. Ve evet, benim Steam'de oynamanızı tavsiye edebileceğim ücretsiz oyunlar bunlardı. Hem oynadıklarım hem de oynamayı istediklerimden böyle karma bir listeye yaptım. Tabii ki bu listeye almadığım oyunlar var. Alamadığım ama merak ettiğim oyunlar var. Oynadığım ama beğenmediğim oyunlar var. O yüzden ben sadece beğendiklerimi ve oynamak istediklerimi bu listeye ekledim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Beni takip etmiyorsanız eğer, aha da şuradaki YouTube adresinden takip etmeyi unutmayın. Zaten şu anda da YouTube'dasınız yani, takip eden hazır gelmişken. Ayrıca Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'a da her gün Reels satmaya çalışıyorum. Amacım Instagram'da Eylül ayına kadar 10.000 takipçiye çıkmak. Bana yardım ederseniz bu süreçte çok hoşuma gider. Haberiniz olsun. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada Discord kanalımıza gelip fikir önerilerde istediğiniz video türlerini, bana vermek istediğiniz fikirleri ve tavsiyeleri yazabilirsiniz. Bunları yorumlara da yazabilirsiniz. Yorumları okumaya, fikirlerinize değer vermeye çalışıyorum. Mesela önümüzdeki videolardan bir tanesi en sevdiğim pixel art oyunlar olarak gelecek ki bu fikri bana sevgili Bahar vermişti ki daha önce de Bahar'ın istediği bir video türünü yapmıştık burada. Yani bu tarz fikirlerinize, bu tarz isteklerinize de önem veriyorum. Belki bir sonraki video sizin istediğiniz konudan olabilir. Haberiniz olsun. Bana yardımcı olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aa, bir dakika. Ne var bey? Durun. Katıl abonesi olabilirsiniz. Katıllara da böyle her ay minik minik hediyeler vermeye çalışıyorum. Bazı aylar oyun veriyorum. Bu Ağustos ayında hem oyun hem de birkaç tane çizgi roman vermeyi planlıyorum. Katıl olmayı da unutmayın. 150 katılı geçersek de Undertale'ı yayında oynayıp bitireceğiz. Böyle bir iddiamız var. Haberiniz olsun. Şu an 130 katıllı falanız. Bunu belirteyim.